uzun yol açtığı şikayetler birincil olarak östrojen hormonunun eksikliğine bağlıdır. Bu aslında fizyolojik bir süreçtir. Herkes buradan bir şekilde geçmektedir. Ama kiminde çok ciddi, kiminde daha hafif seyirler görmekteyiz. Eğer hastanın kendisi ya da çevresi menopozun şikayetlerinden çok muzdaripse, o zaman hormonların düşük dozda ve kısa süreli yerine konması, hormon replasman tedavisi mümkündür. Hasta rahatlayınca tekrar kesilerek buna alışıp alışmadığı test edilebilir. Kimi hastalar 3 aylık bir tedaviyle rahatlarken, kimileri bazen 1, bazen 2 seneyi bulan geçiş dönemlerinde yardıma ihtiyaçları olabiliyor. Ama unutulmamalıdır ki hormon almanın da kendine ait bir takım riskleri de vardır. Menopozda cinsel hayat aslında hiç olmadığı kadar keyifli olmalıdır. Çünkü artık istenmeyen gebelik riski ortadan kalkmıştır. Çok büyük ihtimalle de çocuklar büyüyüp evden uzaklaşmış ve evde artık bir karı koca romantizmi başlamıştır. Ama tabii zamanın getirdiği ruhsal ve sosyal yıpranmalar ilişkiyi de sallamışsa, bu dönem tam da menopozla birlikte seksten soğumanın da başladığı bir dönem olarak da yorumlanabilir. Gerçekte hormon eksikliklerinin buna bir katkısı yok değildir. Ama hormonları geri koyduğumuzda bile biraz önce saydığım sebepler hala varsa hastanın cinsel isteği geri dönmemektedir. Dolayısıyla menopoz döneminde cinsel isteksizlik hormonal artı sosyal psikolojik bir durumdur. Ama gerçekte bunun tabii tam tersi olması gerekir. Az önce saydığım gibi evde yalnız kalındığı, romantik akşamların yaşandığı ve gebelik riski olmadan da keyifli cinsel hayatın olabileceği bir dönem olmalıdır. Unutkanlık ve yorgunluk menopoz döneminin en büyük problemlerinden bir tanesidir. 40'lı yaşlarını geçmiş bir hasta aynı zamanda sosyal olarak da belli bir kariyere, belli bir yere gelmiş sorumluluğu olan bir kişidir ve bu anlamda unutkanlık ve konsantrasyon bozukluğu onun profesyonel meslek yaşamını da etkilemektedir. Aynı zamanda araba kullanma yeteneklerini de etkilemektedir. Sonuçta bir kadının sıcak basmaları, gece iyi uyuyamadığı için gündüz konsantrasyon bozuklukları veya başka sebeplerle dalıp gitmeleri onun hem mesleki hem kişisel performansını %100 etkiler. Bu fark edildiğinde mutlaka yardım alınmasını öneriyoruz. Çünkü sonucunda çok dramatik yerlere varabilen durumlar da görülebiliyor. Her tedavinin etkileri vardır. Hormon replasman tedavisinin de etkileri vardır. Özellikle yüksek doz ve uzun süre tedavi alan kişilerde bu yan etkiler daha da belirgindir. Ama 2002'deki meşhur çalışmadan beri artık hekimler de, hastalar da hormon replasman tedavisinin riskleri hakkında haberdarlar ve bunun için de mümkün olan en kısa süre ve en düşük dozu kullanmaya çalışmaktadırlar. Bilinen risklerin en önemlisi meme kanseri sıklığının arttırmasıdır. Özellikle rahimi alınmamış, rahimi duran hastalarda hem östrojen hem progesteron vermek gerekir. Ama bu progesteron kısmı rahimi korurken memeyi risk altına almaktadır. Yaklaşık artış 10.000'de 8 gibi kabul edilmektedir. Dolayısıyla da HRT kullanan, replasman tedavisi kullanan hastalarda sık şekilde kendi kendine meme muayenesi artı ultrasonografik ve mamografik tetkiklerin yapılması şarttır. Öte yandan ikinci bir risk hormon kullanan hastalarda tromboz dediğimiz pıhtı atma olayıdır. Bu özellikle ailesinde böyle hikayesi olanlarda çok önemlidir. Pıhtılaşmaya eğilimi olan kişilerde böyle bir tedavi başlamadan önce mümkünse çok iyi öykü alınmalı ve laboratuvar testleri yapıldıktan sonra hastaya da riskler söylenerek hormon tedavisi başlanmalıdır.